Ruhu var, kalbi var, nefsi var. Tek başına hani bir hayvanın yavrusu da dünyaya geldiğinde insan yavrusu gibidir. Ama insan hayvan yavrusundan çok farklı özelliklere Evet. sahiptir. Yine burada nefsi emmareye girmek istiyorum. Nefsin asıl sureti, nefsin asıl sıfatı, nefsin asıl ismi nefsi emmaredir. Nefsi emmare, nefsin terbiye olmamış saf halidir, salt halidir. Firavun'daki, Nemrut'taki, yine dünyaya gelmiş geçmiş bütün kafirlerdeki, müşriklerdeki, münafıklardaki nefis nefse emmaredir. Yani nefis küfür sıfat üzeridir aslında. Nefis kafirdir aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Nefsin kemalatı çok mühimdir. Nefsin kemalatı ile iman arasında çok sıkı bir ilişki var zaten. Hani insanı yoldan çıkaran, insanı gerçekten uçurumlardan düşüren, insanın rotasını şaşırtan ve devamlı surette şeytana yataklık yapan, yardakçılık yapan nefistir. Tabiri caizse, amiyane bir tabirle. Nefsi emmare, ayetin tabiriyle muhakkak nefis kötülüğü emrededir şeklinde büyük bir düşman olarak bize tanıtılmıştır. Yine büyüklerimizin Abdurrahman Taik Kutus'a Hısır ruhunun şöyle güzel bir tespiti var. Diyor ki, nefis dünyalık arzuları bakımından çöplük gibidir. Her gördüğüne heveslenir nefis. Hele hele biz hanımlar bir alışverişe çıkmaya görelim. Yani ihtiyacımız olana da düşeriz, olmayana Olmayana da da. Bir düşeriz. şey hoşumuza gitse 5 tane İndirimdeydi alırız. 10 aldık tane. deriz. Ondan sonra pişman oluruz. Olayın maddi boyutu bizi üzer. Manevi olarak sıkıntı çekeriz. Bunlar hep nefisten kaynaklanan şeyler işte. Yani dünyaya meyliyle nefis bir çöplük hükmündedir. Yine mübarek diyor ki, düşmanlık bakımından yılana benzer. Sokmak için vakit kollar, fırsat kollar. Ki yılan karşısındaki kişiyi, insanı sokar, nefis sahibini sokar. Sahibine zarar verir. Evet, en Önce büyük verdiği düşman. zarar Tabii. sahibinedir, Aynen öyle. sonra Kişinin başkalarına zarar kendinedir. verir. Doğru. Evet. Yine zalimlik ve şer güç bakımından sırtlana benzer. Sırtlana benzer. Yırtıcılıkla beraber biliyorsunuz sırtlan leşle beslenen bir hayvandır. Mesela aslan asil bir hayvandır. Avını yakalar, yer parçalar. Ama sırtlan ondan kalan leşle idare eder. Yani bakar mısınız sıfata? Böyle bir sıfata sahip. Bu yaratılıştaki nefsin adı emmaredir. Terbiye olmamış salt, saf nefistir. Şehvet, hırs ve hasetin emrine girmiş cahil, gafil ve kafir bir yaratıktır. Nefis. Evet. Hepimizde Allah olan. hikmeti ilahi nefsi bu şekilde yaratmıştır. Hatta öyle ki büyüklerimiz diyorlar ki Allah şeytana şeytanlık vazifesi vermeseydi bile sadece nefis insanı yoldan çıkarmaya yeterliydi. Yeterdi. Ama Allah burada şeytanın makamını daha da düşürmek için onun yerine daha da çukurların çukuruna düşürmek için aslında bu imtihanı ilahi en çok ona vermiştir. Böyle bir fırsat, böyle bir imkan ona vermiştir ki onun ruzu mahşerdeki yeri gerçekten çukurların da çukuru olsun. Ve kıyamete kadar işlenen bütün günahlar onun sırtına yüklensin. Halbuki nefis tek başına baktığınız vakit gerçekten şeytana çok da fazla ihtiyacı yok insanın yoldan çıkması Gerçekten için. öyle. Aynen Nefis öyle. bize Nefis yeter. yeter. Evet. Yani kişiye nefis yeter. Burada nefse emmare dedik. Peki nefse emmareyle kalırsa kişinin sonu ne olur? Akıbeti ne olur? Allah Teala kuluna acır, merhamet eder, sonsuz rahmet sahibidir. Nefsi koymuştur ama Allah kafir kulunu da, mümin kuluna da doğuşta, yaratılışta, aneden doğduğu gün iman çekirdeğinin tohumunu da kalbine koyarak dünyaya gönderir onu. Evet. Eğer kişi buluğa erdikten sonra nefsi emmareyi terbiye yollarına gitmezse, onu böyle salt, saf sıfatıyla bırakırsa, onu temizleme gayretine girmezse kafir hükmünde kalır. Allah'ım. Yani hırsızlık, arsızlık, zina, alkol, aklınıza gelebilecek bütün günahları şer odaklı bir şekilde başkanı, işte yöneticisi, işte elebaşı hep nefistir. Hepsi.
Hatta öyle ki gerçekten nefis fırsat vermese, kapı açmasa şeytan oradan giriş yapamaz. Evet. İşte bu sebepten ötürü insana düşen akıl bali olduktan sonra nefsini tanımak, nefsi emmareyi bilmek ve hızlı bir şekilde çaresine bakmak. Bunu nasıl terbiye ederim? Bundan nasıl kurtulurum? Yani öyle bir şey ki projeksiyon cihazı gibi cihazı tutacaksınız kendinize. Kendinizin karanlık, dipsiz, kuytu köşelerinizi göreceksiniz. Bu haliyle çok kolay bir şey değil. İşte burada gerçekten bu işin terbiyecisi ellere, gözlere ihtiyacımız var. Evet. Peki nefsi emmare terbiye olduğu anda, ilk terbiyesi başladığı anda hangi sıfata çıkar, hangi mertebeye çıkar? Nefsi levvame. Nefsi levvame ayetin tabiriyle diyor ki Kıyamet Suresi 1 ve 2. ayet-i kerimelerde kıyamet gününe ve devamlı kendisini levmeden kınayan nefse yemin olsun diyor Rabbimiz. Kişi diyor nasuh tövbesi ettiği anda, nasuh tövbesi samimi bir tövbedir. Evet. Ya Rabbi ben pişmanım derken ciğerlerine kadar, iliklerine kadar o pişmanlığı hissederek samimiyetle yapılan bir tövbedir. Kul diyor o tövbeyi yaptığı dakikada aslında hem affı mağfirete düçar olur hem de o dakikada nefsi mertebe atlar. Nefsi emmareden nefsi levvameye atlayışa geçer. Hmm. Bir anda bakın sadece tövbeyle bir dakikada nefsi emmare nefsi levvameye geçiş yapabilir. İşte orada kalmak da önemli. Şimdi peki orada kalmak mı lazım, kalmamak mı lazım, ne yapmak lazım? Işte, orada kimler kalır, kimler devam eder? Evet. Burası mühim. Tabii nefsi levvamede kalmak yine kurtarmaz bizi. Mutlaka kurtarmaz. Şimdi nefsi levvamenin açılışı da şu. Nefis hep kendini kötüler, kınar. Sen ne kadar alçaksın, namaz kılmıyorsun, işte Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmiyorsun diye kınar. Ama kınamaktan nefsi öteye... Nefsi aşağılıyordur işte. Kınamaktan öteye çok bir şey yapmaz. Fiiliyata evet. Dökmez. Fiiliyata dökmek için nereye çıkmamız gerekiyor? Onun için de ayetin tabiriyle muhakkak ki nefis devamlı, özür dilerim, nefsi mutmainne makamına. Yani ey mutmain olmuş, sükun ve ilahi nur ile huzura kavuşmuş... Sükunete ermiş, mutmain olmuş nefis, Rabbine dön. İrci diye geçer, Fecr suresi. Bu da mutmain olmuş nefis. Yani gözü doymuş nefis. Gözü doymak ama neyle gözü doymak? Hani büyüklerimizin bir tabiri vardır, derler ki, hani bu aslında bir hadis-i şeriftir. Büyüklerimiz bu atasözü olarak bize nakledilir ama aslında hadis-i şeriftir. Nefsin gözünü bir tek toprak doyurur. Nefsin gözünü istediği her şeyi vererek doyurmak mümkün değil. Bilakis daha da acıkır nefis. Aynı bu şeye benzer, yeme dürtüsüne. Verdikçe acıkıyor değil mi? Kesinlikle. Dediğini yaptıkça, kesinlikle. Yaptıkça. Yani siz yedikçe yakar, siz yedikçe yakar, habire ister, depolar. Hani bazen olur sofrada bedensel olarak midemiz doyduğu halde yemek yeme isteriz. Dürtüsü bitmemiştir. Hani Efendimizin tavsiyeleri vardır. Evet. Sünnet-i Seniyye'de der, besmeleyle oturun. Hamd ile kalkın, besmele ile oturun, gözünüz doysun. Göz doymadan ki buradaki göz nefsin gözüdür, mide doymaz. Aslında dediğimiz gibi nefsi emmareden nefsi levvameye çıkmak, yani kınayan nefse geçmek lazım. Çünkü nefsi emmarede kalmak insanın imanını tehlikeye sokar. İmanı tehlikede demek. Evet. Ha, nefsi levvameye çıkmak bizi kurtarır mı? Kurtarmaz. Hala tehlikedeyiz. Çünkü ameli salih ve takvamız yoktur. Hı hı. Bu da bizim imanımızın her an şeytan tarafından çalınabileceğini gösterir. Hı hı. Nefsi mutmainneye geçtiğimiz vakit mutmain olmuş, irci Rabbine dönmüş bir nefse sahip oluruz. Artık dünya bizi ilgilendirmez. Dünyanın güzellikleri, mücevherleri, elbiseleri, evleri, arabaları bizi çok enterese etmez o saatten sonra. Çünkü artık ruh hakimiyeti ele geçirmiştir mutmain nefiste. Artık ruh nefsi kendine çekmiştir, nefsi kendine benzetmiştir. Bu saatten sonra ruhun eline ipler geçtiği için ruh artık nefse der ki, bak bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar sadece cennettekilerin numunesi, daha güzelleri ötelerde hazırlandı, bizi bekliyor. Ruh bu sefer nefsi çekmeye başlar. İşte kainatın efendisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle nefis bir binektir. Sahibini
cennete de götürür, cehenneme de götürür, sürükler. Peki insan... Bunu nasıl elde edeceğiz yani? Şimdi tabii biz sadece burada kelamını konuşabiliyoruz. Evet. Rabbim yaşayarak gerçekten bunları idrak ederek terbiye olmamızı nasip etsin. Amin. Yine nefsi terbiye, nefsi temizlemek. Nefsi temizlemekten bahsedelim isterseniz. Önemli bir konu. Hı hı. Nefsi temizlemeden bunları elde etmek mümkün değil zaten. Nefis temizlenerek hakiki imana kavuşulur ve irciyi yani dönen nefse, mutmain nefse sahip olunur ve müjdelenen kullardan oluruz inşallah. Bununla ilgili Said bin Hilal'in haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şüphesiz onu küfür ve isyandan temizleyen kurtulmuştur. Ayet-i kerimesi okuyunca durdu, ellerini açtı ve şöyle dua etti. Efendimizin yanında bu ayet-i kerime okunmuş. Ne diyor ayet-i kerimede? Şüphesiz onu küfür ve isyandan temizleyen kurtulmuştur. Efendimiz şimdi onu deyince o bir sürü şey anlamına gelebilir. Ama acaba o nedir? Gözle Efendimiz, görünmeyen bir şey evet, yani. Efendimiz var diyor da. Ki Allah'ım nefsime takva duygusunu ver. Onun sahibi ve maliki sensin. Onu gaflet ve isyandan temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Bu nefistir. Hı hı, hı hı. Yine Efendimizin gerçekten diline virdi zevan olan bir duası vardır. Ya Rabbi, her beş vakit namazın, farz namazın arkasında devamlı okuduğu bir duadır. Dilimize gerçekten bunu yerleştirmemiz gereken bir virdir. Ya Rabbi, göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa nefsimden ve şeytandan sana sığınırım. Sen beni muhafaza eyle. Göz açıp kapayıncaya kadar dahi. Efendimiz bu nefsin terbiyesinin ilk yolunu bize gösteriyor. İlk yolu neymiş? Allah'a evet, sığınmak. Allah'a sığınmak. Çünkü beni de yaratan Rabbim, ruhumu da yaratan Rabbim, nefsimi de bilen Rabbim. Rabbim. Ben bilemiyorum nasıl bir düşmanla beraberim. Evet. Ama o biliyor. Ona sığınmak lazım. Yine diyor ki nefsin temizliği, nefsin tezkiyesi iki ayrı manaya gelir. Birincisi nedir? Birincisi nefislerinizi temize çıkarmayın. Necm suresi 32. ayet-i kerimedir bu. Nefislerinizi temize çıkarmayın diyor. Bu men edilmiş olduğumuz bir temizliktir. Hani biz bunu çok yaparız. İşte mesela bana sorsanız ki işte ya Rukiye hiç iyi yapmadın. Sana yakıştı mı? Sen böyle bir Müslümanlığa yakıştı mı yapmış olduğun hareket diye. Benim yapmış olduğum menfi bir hareketi eleştirseniz benim size sunulacak o kadar çok mazeretim vardır ki nefsimi temize çıkarmak adına. Öyle oldu bunun için yaptım, böyle oldu bundan yaptım. O sorumlu, bu sorumlu ama ben sorumlu değilim. Biz de mütemadiyen yani nefsimizi temize çıkarma gayreti hasıl olur. Evet, hep başkalarında bulur. Hep sorumlu ararız. Hep bir günah keçisi ararız. Hep öyle. Ya annemizdir, ya kardeşimizdir, evet, ya evladımızdır, ya eşimizdir, ya kayınvalidemizdir, etraftır, çevredir, toplumdur ama asla biz değilizdir. Bu şiddetle men edilen bir temizliktir. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssalarında da bunu görürüz. Ya Rabbi, şüphesiz ben nefsimi temize çıkarmayacağım bugün. Nefsimizi asla temize çıkarmayacağız. Bilakis, bilhassa üstüne gideceğiz. Evet. Benim yüzümden oldu. Kesinlikle. Yani hak ettim demek. Yani bu özel hayatımızda, aile hayatımızda, sosyal çevremizde, alışverişte, yine meslek hayatımızda, hizmet alanında her daim varsa bir sorumlu benim nefsimdir. Evet. Bunu diyen kaybetmez. Evet. Kaybetmez, evet. Tam tersi kazanır. Hı hı. Çünkü o, bakın şimdi ilerleyen yerlerde geçecek, bu söz, kınama sözü, nefsini yerden yere vurma sözü ve nefsini tek düşman ilan etme gayreti insanı hakiki, tahkiki imana götürür. İnşallah. Şimdi ikinci temizlik var ki bu gerçekten bize tavsiye edilen gerçek temizlik. Şems suresi 9. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim muhakkak nefsini temizleyen kurtuluşa ermiştir. İşte temizlik, tezkiye budur. Peki temizleyeceğiz de nefsimizi neyden temizleyeceğiz? Az önce dedik ya nefsi emmare ilk yaratılış sıfatıdır nefsin. İlk mertebesidir. İçinde ihanet vardır. İçinde asilik vardır. İçinde nankörlük vardır. İçinde rızaya uygun olmayan her şey vardır. Ki kıskançlık vardır. Hadis-i şerifte Efendimiz diyor ki nefis Allah-u Teala
Nefsi ilk yarattığında sordu, ey nefis söyle bana ben kimim? Ben kimim, sen kimsin? Nefis şu şekilde söylüyor, ya Rabbi sen sensin, ben de benim. İşte evet. Bakın. Sonra bir takım terbiyelere tabi tutuluyor nefis. Ateşe terbiye edilmiyor yalnız. Ateşe atılıyor, gene aynı cevabı veriyor. Evet. Şimdi yalnız burada bir parantez açalım. Yanlış anlaşılmasın, haşa. Allah'ın onu ilk etapta terbiyeli bir şekilde yaratmaya gücü yetmez miydi? Elbette tabii ki yeterdi. Ki, elbette. Ama o hikmeti ilahi, imtihanı ilahi öyle olması gerekiyordu. Sonra Allah onu aç bıraktı diyor Efendimiz. Allah